Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala resulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala resulina muhammedin Bismillahirrahmanirrahim. 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 kaç etti bu? Bismillahirrahmanirrahim. 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 değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Şimdi karanlığı kullandığı yerlere göre kar karanlık manalanıyor. Karanlık daha önce demiştik ki gecenin sıfatıdır. Vehmidir. Harici vücudu yoktur. Mesela bak kullandığı yere bakın. Oradan tanıyorsun yani. Ankara'nın benden çok ziyade ihtiyarlanmış, yıpranmış, eskimiş kalasının başına çıktım. Tamam Orada şahit olduğuna bakın. Senenin ihtiyarlığı. Senin ihtiyar oluyum. Tabirleri öyle geçiyoruz ya. Yani öyle geçiyoruz ya böyle böyle. Senin senin ihtiyar olur mu? Benim ihtiyarlığım 6 aylık yaşlı bir hücre var mı? Yok. 6 ayda bir değişiyor. Nerenin ihtiyar? Kalanın ihtiyarlığı olabilir. Beşerin ihtiyarlığı yok. Nispi. Yani öyle bakıyorsunuz da. A, bir senelik bir şey var mı bizde? O zaman niye bu hale geldin? E ne, işte nedir işte o? o zaman maneviyat yani. Kalenin zamanını aşımı e Yani ben, Sağ ben mesela diyor ki o zaman ne kim ihtiyar? Ruh, ruh. ruh bu alemi şahadetin cinsinden değil ki alemi şahadetin olayları onu değiş yapsın. İhtiyarlık nedir o zaman? İhtiyarını ihtiyarını düzgün kullanan kişi mi acaba? Şiir abi, hücrenin farklı boyut alınca öyle demiştim. Nasıl? Söyle. Yani mesela yüz kırışıyor ya. Alınca o, o da kırışık duruyor. Bak. Benim simamda e, hiç ömrünü söylediğim dağda doğduğu hiç kimse yok. Hiç kimseyi görmemiş. İlk defa dünyaya geldi. Ustadın tabiriyle 80 yaşında gelmişsin veya 20. Bir adam hiç ömründe aynada yok kendini görmemişsin. Geldin. Bir sima kendi simana baksan aynaya getirsem sana. Kaç yaşında olduğunu nereden bileceksin? Bilebilir misin? Bilemezsin. Yaş nedir? Ki? Ha? Yaş nedir ki? ki? Hatta kim ki bu? Ödü patlar yere atar bunu. Yere vurdum kırdım diyor. Hayvanlar suyu. Erkeğin kendi resmini görünce kaçıyor ya. He? Kendi resmini görünce kaçıyorlar. O da o da bana şey yapıyor diye. Su içemez ya. Acayip bir şey ya. Ben köpeği biliyorum. Ne kadar ne kadar kaçtı. En son mecburu daldı. Kafayı batırınca su dalgalanınca köpek yok oldu içmeye başladı. Peki nedir o zaman? Ee, i̇htiyarlık nisbidir. Vücud haricisi yoktur. Ya bunlar ne diyorsun ya? Yok kardeş. Benim ruhum alemi şadet cinsinden değil. Değil ki alemi şahadetin kanununa tabi olsun. Peki cesedimi meydan ziyaret eden zerreler altı ayda bir değişiyor. Biz doğduk, büyüdük, baktık, ettik, baktık, baktık, baktım, 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 baktım. baktım. Kendime baktım. Alemimizde bir ölçü belirlendi. Ha şu simada işte kaç yaşında bir tahmin etsene bana falan diyoruz. Oradan çıkıyor. İhtiyarlık hastalığı da var galiba. 10 yaşında falan böyle 80 yaşında gibi oluyor. Çocuk. Tabii tabii. Yani şu. ihtiyarlık gene o yaşı dediğimiz şu. O bizim dünyamızda 80 yaşında bir insan nasıl oluyor? Çocuk ona büzüşüyor. Yani gene gelin batındaki yapısı. Bu zahir. Batında şu. Haletimiz yaşlanıyor. Şöyle bir şey diyebilir miyim? Öyle. O bitireyim onu alayım. <laughs> Haletimiz yaşlanınca batındaki hal dışa kendisini gösteriyor. Halet halet. Diyor ki ben çok yıprandım hiçbir şey otur. Şimdi seni alayım dur. Ondan sonra Yani elbiseleri sıkıyoruz ya. Çamaşırda sıkıyoruz. Kırışıyor. Yani sıkıntıdan sonra bu kırışma oluyor. Aynı onun gibi dünyadaki o sıkıntılar ne kadar olursa o kadar kırışıyorsun. Hmm. O da olur, şöyle de olur. Bunun Furkan. Şimdi benim şu anda yüzüm 500 hücre var diyelim. Bir sene sonra 490 olur. İki sene sonra 480. Bu aradaki farka biz hücre azalmasından ortaya çıkan şekle bir nam takıyoruz. Alamet koyuyoruz. Yaşlandı. Tamam. Mesela senenin ihtiyarlığı yok. Nisbidir. Yani 11. ay. 11. ay 1. aya göre yaşlı. Ya yani kim yaşlı ki? Temmuz'un geçen sene Temmuz, Ağustos tam biterken ihtiyardı. Şimdi ay Temmuz'un biri ne oldu? Genç oldu. Arkadaşlar dünya için çok aldatıyor. Yalan. Bak bir tanesini sana söyleyeyim. Şu dünya. Dünya. Güneş vuruyor. Oldu gündüz. Sönüyor. Aynı yer oldu karanlık. Aynı yer gündüz lamba vurdu. Söndürdü. Lambayı yaktı. Söndürdü. Yaktı. Söndürdü. Değişen ne ki 2014 olmuş? Lambayı söndürüyor. Aynı yer skacı oluyor. Aynı yer dün oluyor. Bugün oluyor. Yarın oluyor. Perşembe oluyor. Cuma. Ne demek Perşembe Cuma? Sen bu haftanın yedi değil de dokuz desen ne olacak? Ki? Aynı. Hafta dokuz gün olacaktı. E sizde tafım yoktu ki abi yani anlıyor musunuz? Mesela ömründe gelmiş adam 80 yaşında 20 yaşında gel. Yani haftanın kaç günü ne demek? Hafta ne demek ki? İki nokta belli değil ki arasını böleyim ben. Biz takmışız buna. Mahiyeti insanı bir ya. Normal 950 sene yaşamış mesela Adem Aleyhisselam. Sonra, biz hemen yani onun için ona onun içinde denmiş her bir insan için demiş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizim için de söylenince Allah Resul diyor ki yani dünyada ne kadar kaldığının sorulduğu zaman sorulduğu zaman ağaçta bir saat dinlendik gibi hep söyledi çıkmış ağaç altında. altında bir saat işte gölgelendik yani ismini ise ihtiyarla bakın senenin ihtiyarı yani Arkadaşlar dimağımızı çalıştıran malzemeler bunlar. Onun için duruyor. Tefekkür ederken bunlar size bir şey tanımlarken, tanımlarken, tanırken enfusi şeyler hep bunları kullanacaksın. Gene mi yapıyor kıyasları? Yani en merkezde benim ihtiyarlığım, kalanın ihtiyarlığı, beşerin ihtiyarlığı, Osmanlı Devleti'nin ihtiyarlığı, Hilafet saltanatının vefatı ve dünyanın ihtiyarlığı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bana gayet hazin ve rikatli ve firkatli bir halet içinde. Halet. O yüksek kalada geçmiş zamanın derelerine ve gelecek zamanın dağlarına baktım. Neymiş? O yüksek kalada geçmiş zamanın derelerine. Geçmiş zamanın derelerine, gelecek zamanın dağlarına baktım. Birbiri içinde beni ihata eden 4-5 ihtiyarlık karanlıkları içinde. Hepsi nispi. Ankara'da en kara bir haleti rüya hissettiğimden. Demek ki karanlığın enfüsteki karşılığı halet. Haletimizin içinde o ademi bir vücuttur. Birinci lemazda hani istikbal karanlık dedi ya. Nasıl dedi? ah? Birinci lemazda istikbalimiz He. karanlıktır. dedi. İstikbal karanlıktır dedi. Burada yani gelecek dağlar. Çünkü dağlar yanı olduğu belli değil yani dalgalı gibi. Evet. aynı manayı ifade eden. Aynı bir de şey. Gece karanlıklığıydı diyor. E ne olacaktı ya? Gündüz mü olacaktı? Yani karanlık gecenin bir sıfatı gibi yani nisbi bir şey. Bak dolayısıyla ihtiyarlık ihtiyarlık da öyle, karanlık da öyle nisbi bir hakikattır. Adeta ademi bir vücuttur. Şeyi yoktur yani. vücudu haricileri yoktur. Biz de haletimizde oluşan bir hal düşünceye indirgenmiş, düşünceye malzeme verilmiş. Onunla işte dima bütünleyip, öyle böyle yorum yapıyoruz, konuşuyoruz. Ama ahirette böyle bir şey yok işte. Bu halet, halet yaşı belirleyen, yani ademi vücut şey yapanlar, hep karanlığı belirleyen bu halettir. Yani dünyasını karanlık yapan o Halet. halet. haletin neticesi O zaman karanlık haletin sıfatıdır yani. Mesela e, senenin ihtiyarlığını beni yata eden diyor bir, bir içinde diyor. 4-5 ihtiyarlı karanlıklar içinde Ankara'da en kara bir hale türüye hissettiğimden. Başka bir yerde yine devamında diyecek abi ileri ricalarda. İhtiyarlığımızda sevilmeliyiz diyor. Şimdi gençliğin karanlıklarından kurtulduk. Ya. Evet devam edelim. Gaflette de gelecek zaman olan istikbale bakınca gafletle, yani Risale-i Nur gazete gibi okurma, böyle dura dura bak. Gafletle gelecek zamana, yani istikbale bakınca, gördüm ki benim ve emsalimin ve nesli at atinin, benim nestatinin işte şey benim emsalimin, nesli büyük ve karanlıklı bir kabri suretinde görü, göründü. Ünsiyet yerine deşet verdi. Gelecek. Onun için kabir de nispidir. Yani kabrin dehşeti buradaki yorumlamana bağlı. Olayı yorumlamana bağlı. Mesela usta şöyle diyor. Kabir diyor gözüktüğü gibi dehşetli değildir diyor. Bu da lemalar 229'du. Lemalar 229 gene. Sol, sağ, alt, üst, ön arka cihetine gaflete bakılırsa bu e, şeytanın dört yönü var altı yönü yok. Şeytan sağdan gelirse Kur'an'da şöyle şöyle der diyor. Şeytan soldan gelirse şöyle şöyle der diyor. Çok ilginçtir. Arkadan gelirse şöyle şöyle der. Önden gelirse şöyle şöyle der. Yukarıda ve aşağısı yok. Ben o yukarısı canibine niye müdahale edemiyor diye şey yaptığım zaman e, yukarısı vahiy Kur'an'ı aşağısı da sünnet-i seniye. Sünnet-i seniye. Üst şey tarafı yönü vahiy semavi. Amud Nuran evet. Yani fakat bak sağ, sol, alt, üst, ön, arka cihetinden cihetine gafletle bakılırsa bu gaflet ama. Bu altı cihetten gelen dehşet ve vahşet ve karanlık. Üç tane bak. Dehşet, vahşet, karanlık ve meşguliyet içinde çırpındığım hengamda birden Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın semasından parlayan iman nurları imdada yetişti. O altı ciheti o kadar tenvir edip ışıklandırdı ki gördüğüm o vahşetler, o karanlıklar yüz derece tezahüf etseydi, yine o gördüğüm diyor karanlıklar, o nur onlara karşı kafi ve vafi idi. Demek ki bu karanlıkları ortadan kaldıran iman nurudur. Abi de dedi vahşet diyor. Vahşet mesela Vahşetle karanlığı bir aldı. Aynı şeylerden zikretti. Dehşet, vahşet, karanlık. Demek ki karanlık da vahşet, dehşet, dehşet gibi. Diyor. Evet. Yani üçü zaten Birbirine benzer ama yaptıkları, yani bulundukları yer farklı. Onu vahşeti yapmıştık. Dehşet, vahşet, karanlık. Mesela adam yatı, katı, atı, atı, iti e şeyi var. Ama kafası karanlık olunca onun dünyası zifiri kapkaranlık. diyor musunuz ki villadadır, yattadır, kattadır, atladır, eşi, aşı, işi var, mutludur. Hayır. Hayır. Yani karanlık hali oldu böyle de anlaşılıyor. Yani. Evet hal. Zaten öyle diyor. Karanlık ve meşgulet içinde çırpındığım hengamda birden Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın semasından parlayan iman nurları imdada yetişti. O altı ciheti o kadar temvir etti, ışıklandırdı ki gördüğüm o vahşetler, karanlıklar yüz derece tezahüf yine o nur onlara kafi, onlara karşı kafi ve vafiydi. Yani bu çeşitli şeyleri okuyorum ki e, tanımlamayı bunun üzerine kuracağız. Dehşet, vahşet, karanlık. Üçü birbirini tamamlayan bir sanki temem yani üç yüzler bunlar. Bir kaynaktan çıkmış. Adem adem hesabına çalışıyorlar. Varlığı dönüştürüyorlar. Adem mesela bir olabilecek dehşet aldım bu olayda diyor. Evet, dehşet aldım diyor. Hmm. Mesela ben o psikolojide diyor mesela bak. Bakalım. Ben o psikolojine bir karanlığa düştüm ki göz gözü görmüyordu. Tutunacak bir yer aradım. Bulamadım diyor. Tutunacak bir yer aradım. Bulamadım. Öyle Öyle bir karanlık ki. Lemalar 230. Hem iman, nazarı gaflette, arkamda, hiçlikte, yoklukta, bak, iman ne yaparmış? Nazarı gafletle ama. Ee, karanlık nasıl çıkıyor bizde? Nazarı gaflette çıkar. Haleti etkiler. Haletinde dişe vuruşu karanlık. İmansızlık veya gaflet ile. Bak. Nazarı gafletle arkanda geçmiş. Hiçlikte yokluk karanlığında yuvarlanan dünyanın vaziyetini sırrı Kur'an ile gösterdi ki diye devam ediyor. Demek ki arkadaşlar haletin içerisinde bulunan bir yapıdır. Dehşet, vahşet, karanlık. Halet, halet dersini yapmıştık ama bu noktalara herhalde girilmemişti. E, nazarı gaflet bu karanlığı besliyor. Nazarı gaflet ortadan kaldıran nuru iman. nazar e, nazarı gafletle arkamda. Peki e, karanlık nerede oluyor? e, ee, geleceğe de sirayet ediyor, geçmişe de sirayet ediyor. Gelecek karanlıkları dedi ya, geçmiş dere nispet ediyor. Geçmişe dereler, geleceğe dağlar diyor. Şöyle. Öyleydi hatırlarsınız. Geçmişe dereler, geleceğe dağlar diyor. Ha, geçmiş zamanın derelerine ve gelecek zamanın dağlarına baktım. Birbiri içinde beni ihata eden 4-5 ihtiyarlık karanlıkları içinde. Peki bunlar niye biz tek tek şey yapıyoruz? Arkadaşlar böyle e, kelimeler risale Simge'dir. Kur'an Simge'dir zaten. Yusuf Simge'dir. Hac Simge'dir. Namaz, rükü, secde Simge'dir. Sen boldur. Ümit'te olduğu gibi Meleküt'te de hakikati vardır. tamam Böyle bir yapıya sahip. E, bu simgelerle bu derslerle ne yapılıyor biliyor musun? Bu derslerle içte seyahat etmemize vesile oluyor bu dersler. Yani mesela su yumuşaktır, kaya serttir değil mi? Vura 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 vura, vura uyuyor değil mi? İşte arkadaşlar bu her Risale'nin kelimesine huvel evveluhu vel ahiru ve zahir vel batın dört yönüyle bakılabilirse hem mülktesin hem melekültesin hem gidiyorsun oraya aynı anda geliyorsun. İmam-ı Rabbani şöyle bir şeysi var, çok ilginçtir. Nakıs insan hep gider diyor. Kamil insan gittiği yeri aynı şekilde gelebilir diyor. ben Risale'den bulduğum bir şey söyleyeceğim. Buna bir şek yapacağım. Ustadım, ustadım beni bağışlasın. İmam-ı Rabbani ustadım beni bağışlasın. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin bir de sözünü tekrarlayayım. Sonra benim bulduğum Risale'nden söyleyeceğim e, ee, Muhyiddin Arabi Konevi gibi zatlar diyor <laughs> sorun şurada gittiler inemediler. Diyor ki İmam Rabbani Hazretleri gitmek o kadar zor bir şey değil. Gidersiniz ama kamil ve arif insan gelir, gelebilir. Gelmek zordur, inmek zordur. Hakikaten uçaklar çoğunlukla ya inerken ya çıkarken düşer. Havada zordur, çok istisnadır. Çoğunlukla inerken düşüyor. Tamam Çoğunlukla. Çünkü çıkarken e, çok güçlü bir güçle çıktığı için harici etkenler hep kırıyor. Çok dehşetli bir güç veriyor. İnerken güç vermiyor, harici olaylar onu etkileyip çakıyor. Çünkü güçlü yapsa motor çok hızlı çalışacak yeri, o yüzden nerede ineceksin? Şimdi bak, benim eklediğim bir daha söyleyeyim İmam Rabbani Hazretleri'nin şeyi. Diyor ki yükselmekle diyor o kadar kemalat değildir. Yüksek yükseliyorsun, e, muşahade ediyorsun, varabildiklerini varıyorsun, orada kalmıyorsun, oradan konuşmuyorsun. Aynı yolla iniyorsun. Burada konuşuyorsun. Buranın adamı. Ama burada konuşursan buraya, buradan buraya konuşursan şatahat olur. İngisiizlik olur bu orayı. İmam-ı Rabbani bir de tekrar ediyorum. Kamil varif insan odur ki yükseldiği gibi inebilendir. Ben risalemde bulduğum şu. Gidip de dönmek yok. Gittiğin anda dönüyorsun. Esas bu. Giderken aynı anda dönüyorsun. Bu bu mesleği bu meş meşrebi mi diyeyim ve bu benim anlayışımı Risale-i Nur'da e, nakışlarla dokunmuş. Yani işlediği derste ustadın çekirdek, meyve, ağaç ve içsiz, iç, içsel sistem. Huve veluhu çekirdek. ve ahiru meyve ve zahiru ağaç vel batınuhu ağacın içindeki iştevi. Risale-i Nur İsmi azam mertebesinde bütün derslerini anlattığı için her bir her bir ismin mertebe yazamından ve ismi azam mertebesinden anlattığı için gidiyor, müşahede ediyor, geliyor değil. Giderken aynı anda geliyor. İkisini birden görsün. Aynı anda. Aynı anda. Tuhaf işte. Adam o Henk buraya alıp oraya götürdüğünden dolayı bağlantı mı kopmuyor? Hiçbir yerde kopmuyor. Dört hali birden yaşıyor. Evet. Aynen öyle. Peki biraz da gidelim. Lemalar 231. Zahiri karanlıklı, dehşetli ölüm. Ölümün korkusu da karanlıktır. Zahiri karanlıklı dehşetli ölüm yerine gelmeye hazırlanıyor. Vehmine hakim olan ölüm meselesi kalkıyor işte. Uçak korkusu kalkıyor tansiyon korkusu kalkıyor, kanser korkusu kalkıyor, yaşlılık korkusu kalkıyor. Hepsi ispiidir. Yani uzun yaşamak, kısa yaşamak öyle değil. Doğru yaşamak. Mesela 900 sene yaşayacaksın ama çınar ağacı olacaksın. Çınar ağacı gibi yaşayacaksın. Ama bir sene yaşa. Şey bir saat. Ama insan olacaksın. Soruyorum vicdanınıza sorun. Bir saat insan mı olmak isterdin? 900 sene çınar ağacı. Vicdanını dinle. Diyor ki bir sene yeter bir, bir saat yeter Vicdanını Bir saat yeter. Vicdanın sesi. Bir yeter diyor Evet. Kaymette diyeyim. Evet. Lemalar 232'de şöyle diyor. En evvel herkesi korkutan bakın ölümü bak nasıl izah edecek. Lemalar kaçtı? 232. İki. En evvel herkesi korkutan en korkunç tevehüm edilen ölümün yüzüne baktım. Tamam Nur iman ile gördüm ki ne ile gördü? Bunu kaçırma ama. Yani gördüğü şeyi kaçırma. Nur iman. Altını çiz. Nur iman ile gördüm ki ölümün peçesi peçe kime takılır? Niçin takılır? Güzel oldukları için. Korunmak için. Korunmak için. Yani niçin korunur? Yani arkadaşlar caziptir donda. ondan. Öyledir de. Caziptir. Ölüme ölüm peçe diyor. Çünkü buradan çıkartıyorum. Kabir. Kabirin güzellikleri, cennetin güzellikleri hafif aralansa ölüm denen peçeyle örtülmese, ölüm denilen şey, mezardaki o şey, nazarı gafletle çirkin gözükmese, ahirete hemen geçeceğiz diye bir insan kalmazdı, herkes intihar ederdi. Bir kız için intihar edenler, bir borcunu, borcunu veremeyip bir zenginlik için intihar edenler, ahiretin zenginliklerini ve hurilerini görmeye kalksalar, bir tane adam kalır mıydı burada? Onun için peçe, arpeçe arkası güzeldir. Onun için bunun zıttı ile örtülür. Ön tarafı çirkin diyor. Arka tarafı... Yani benden daha şey çirkin gözükür. Peçe var ya, sipsi örtmüş. Oysa arkası güzel ama zahirisi bu. İşte ölümü böyle simgeliyor ahiretin üzerine böyle ten teneli perde koymuş. Ölümün peçesi, ölümün peçesi gerçi karanlıklıdır. Başka siyahtır, çirkendir. İse de fakat mümin için asıl siması, arkası nuranidir, güzeldir gördüm. Sekizinci sözü değil abi yani ölüm gelmeden arif insanlar ölmek istemiştir. Ya. Gerçek yüzünü görenler. Bir tanesi bana dedi ki, derste dedi abi öyle bazen bir halim oluyor ki, ondan sonra ders yaparken veya dinlerken başka. Bazen diyor buralar yani burası orası oluyor, orası burası oluyor. Karıştırıyorum hangisi hangisidir. Yani hangi eskide resim defterinin arasında bir tane ...aydinger gibi bir kağıt oluyor ya. Ne diyorlar ona? Ee, saydam bir kağıt. Yani <laughs> he? Kopya kağıdı diyor. Kopya ha kopya kağıdı. Sanki abi onun gibi diyor böyle yırtasım geliyor diyor. Yani Kaldırıp tamam canım ikisi bir ya ne bir böyle orası burası yani. Yani kopya gel var ya şu sayfayı buraya taşıyor ama bulanık. Biz çocukken böyle Aydınger'i bastırdık bu sayfayı çizerdik. Dünya böyle ya üzerine çizim. Yani diyor ki burası mı orası orası mı burası. Bazen karıştırıyorum diyor derste. Sonra bakıyorsun bir iki dakika alıyormuş ya. onu. Şimdi bakın ölümü yorumlamaya izaha bakın. Bunu tefeyyüz eden, tefekkür edip, tefekkür edip ilk önce teslim, tevekkül, bak teslim, tevekkül veya tevekkül ve teslim ile adamın haleti değişirse ölümü bak nasıl yapıyor. En evvel herkesi korkutan, <laughs> en korkunç tevehüm edilen tevehüm yani vehmedilen. edilen içsel dışarıda öyle bir şey yok işte doğan içsel tevehüm demek tefaul babının e, içsel yapıdır Dışarı, dışarıdaki bir olay anlatmaz tevehüm edilen ölümün yüzüne baktım Nuru Kur'an ile gördüm ki ya Risale ne güzel he Mehmet. Evet. Ölümü diyor ki sen kansere bak. Herkesi korkutmuyor mu kanser? Herkesi korkutan kansere. Bak en evvel herkesi korkutan en korkunç tevhüm edilen kanserin yüzüne baktım. Ölümü çiçe bak sildim. Nuru Kur'an ile gördüm ki ölüm yani kanser ölümün peçesi Peçi ama burada kilit kelimedir. Peçeçi. Peçeyi dur. Peçe ne demek? Ölüm peçesi. Ölüm peçedir. Gizlemiş öteyi. Ya bir kızı adam seviyor. Yani karşılık vermedi diye intihar etmiyor. Veya dengeyi bozmuyor. E bu insan hurileri görse ne olacak? Allah'a görse ne olacak? He? Bir insan maaşı veremedim, şey borcumu ödeyemedim, fabrikayı düze çıkaramadım diye intihar ediyorsa bir fabrikaya ya dünya gibi 500 dünya verilecek buna. Aa sana deyince burada dururum bir an dururum. Herkes intihar eder kardeşler. Onun için oraya örtülmesi lazım. En güzelse en güzel bir şekilde örtülüyor. Örtün ki ona hemen adamlar el uzatmasın. Evet abisi. Türkçesi bildiğiniz daha de abi. Arkadaki güzelliği örten manasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki e, Cenab-ı Hak rahmetini yüze bölmüştür. Bir parçasını dünyaya 99'un ahirete ayırmış. kişi vefat ettiği zaman o kalan biri katmak üzere yüze, yüze, yüze tamamlıyor yani. Abi. Evet. Kavuşuyor. Kavuşuyor. Bütünlüyor. Burayı kaçırmayın. Ölümün peçesi neymiş biliyor musun? Gerçi bir, üç tane Yazıyor musunuz? Karanlık. Ölümün peçesi ha. Peçeyi anlatıyorum. İki siyah. 3 çirkin. Ezberleyelim. Karanlık. Siyah. siyah. Çirkin. Bunu ne yapabiliriz? KSC olmaz. Bunu nasıl simgeleyebiliriz? Şişi unutmamak için. Ölümün peçesi. KSC. Karanlık. Siyah. Çirkin. Bu işte uzman Murat Bölükbaşı. Murat. Bu nasıl yapıyor? Keseçe olmaz. Çeseke olur mu? Ee, seçe SÇK -ka. neyse karanlık, siyah, çirkin. İse de e, e, fakat mümin için asıl siması nuranidir, güzeldir. Anladım düşündüm, fark ettim demiyor. Ne yaptım? Gördüm. Geçmişte adam. Geçir de helal olsun. Geçiyor Geçen konuşur. Sen de geç de Rıfat. Bakma öyle de. <laughs> bakma öyle. Garip garip bakma. <laughs> Hadis-i Şerif var hocam. Hadis-i Şerif'te diyor ki Peygamber Efendimiz insanın bu dünyadaki hali anne karnındaki çocuğun karanlık, sıkıcı, nemli e, ee, bir de daraltan manasında bir şey diyor herhalde. O halden dışarıya çıkması gibidir diyor. Evet. Ölme geçmesi. Evet. Anne karnına dünyayı kıyas ediyor. Ne güneş var, ne dere var, ne Siz balık var. Dağır, karanlık. Değil mi? Ne muhlaması var. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani anne karnı bir hayalet. Bir de şu dağları, tepeleri, çayları, çınarları Berzah'a nispet ediyor yani. Evet, yani o, değil yani Değildi. Değil. Ya. E bunu bildiğimiz halde iman ettiğimiz halde imanımız bir, bir kanser olduk, yaşlandık. Adam sanki öldürecek. Bir tansiyon bir kat diye vurdu. An endişe ediyoruz ya acayip bir şey ya. Evet, demek ki böyledir. Gördüm. Lemalar 234. O şimal kıtasının pek çok uzun gecelerinde çok uyanık kalıyordum. O karanlık gecelerde. Niye geceyi karanlık diyor? Ya kardeşim gece niye demiyor? Gece ne olacaktı ki? Ha? Yani kara gece demesi yetmiyor mu? Ben mesela desem ki arkadaşlar benim bir atım var dört ayaklı. Ya kaç ayaklı olacaktı ki? Anlatım bozukluğu olur Değil mi? Türk bilgisine göre anlatım bozukluğu var. Yani. E peki gece karanlık diyor. Karanlık yok gece alemdir. Vehmimiz karanlık yapıyor. Bak o şimal kıtasının pek çok uzun gecelerinde çok uyanık kalıyordum. O karanlık gecelerde ve karanlıklı gurbette. Gurbet karanlık olur mu? Nisbidir ya. Aynı o gurbet dediğin şey adamın vatanı. Kosuma'da insan yaşamıyor muydu? Onlar için İstanbul gurbet. Kosturma onların vatanı. Ustad da orasının birisinin vatanı ve huzurun sebebi olan yere başkası diyor ki karanlıklı gurbet. Gurbet yani herkeste uzak ya abi. Karanlık da herkeste uzak oluyor mesela. Yani mesela buradaki karanlık olur mesela ben koltuğa uzağım, sana uzağım, her şeyden uzak kalıyorum. Karanlık uzağım. İnsanı vatan hastasından uzaklaştıran günahlardır. Gaflettir, vehimdir. Ne olur biraz öte geçelim. Yani gurbet. Hakikatten uzak kalması gurbet oluyor abi. Dördüncü şahın başında gibi. Evet. Gurbetler oluyor, karanlıklar oluyor. Dört karanlık. Yani gurbet ne biliyor musun? Burada simge kullanıyor da. Gurbet dediğimiz hakikatinden uzak. Hakikatinden uzak buldum mu abi şeyi? Ne abi? Ee, en ben uyan abi seçek diye. Saçak. Saçak. Siyah, siyah çirkin karanlık. Hepsini mesela yazma. Kes seçek, kes, kes En uyanı abi saçak böyle. Evet. saçak. He, saçak. saçak. Üzerine kapatan. Siyah, çirkin karanlık. Ölümün peçesi. Bir dakika. Saçak. saçak. Aa, çatıyı kapatan. Siyah. siyah. Çirkin. E, siyah. Sağ. Çak. E, çirkin. Ka. Karanlık. Tamam. Siyah, karanlık. Tamam. tamam. Ön yüzü bu şekildeymiş yani. Tamam. Ölümün peçesi. Ben Murat dedim ya bu, bu işin biraz şeyini o yapıyor biraz. O iş onu. Ham var, bu var. Ne var? <laughs> ham var. Bir de ne vardı? Çok var abi. Öyle. Yazmışım bunları da. Yazmayacaksın. Onu yazmamak için bunu yapacaksın. Dişir. Dişir var. Dinu, ham, Di. bu, bu, secde. Mesela secdenin manası <laughs> söyle mesela. Abi. Secde he. Sizleri ebedi Cennete davet ediyorlar. Secde sizleri ebedi cennete davet ediyorlar. Mesela bu acayip abi mesela bu. <laughs> Buf mu? Bu bu. Bu. Nedir o? İnsanın üç şahsiyet var. Beşeriyet. Ubud, e, ubudiyet bir de vazife Hiçbir şey benzemeyen taraf vazife darlık diye. Delalet Kur'an'ın nasıl olur? Vay ilacı var abi. Yani tino ilacı mı? Pratik var. 20, 25. 25. 20. 25. ilacı ne demek? Tövbe, İstiğfar, namaz ve ubudiyetle o iman tilakini kullanıp bütün maddi ve mani hastalıklar şifa bulursunuz. Tinu bir de söyle. Tövbe, istiğfar, namaz ve ubudiyet. Namaz ve ubudiyet. Tinu. İlaç yani. Tövbe ve istiğfar da farklı şeyler Ya kafam altı soldu Mehmet. Lemalar 237. Pek karanlıklı uzun gecelerinden Lamalar 245. Madem sen varsın, senin varlığına iman ile intisabını bilen, görüyor musun? Allah'a diyor. Madem sen varsın, senin varlığına sen istersen yok de o zaten var. Senin var demenle var olmuyor. Yok demenle de yok olmaz. Ama senin varlığına iman ile intisabını bilen ve sırrı İslamiyetle o intisaba göre hareket eden insana her şey var. Hani her şey yok olmuştu. Abi her şey bitti. Her şey tersine gidiyor. Her ters her şey tersine döndü diyenlere diyorum. Sırrı İslamiyetle o intisaba göre hareket eden insana her şey var. Fena ve zeval meft ve Adem bir perdedir. Bir tazelenmektir diye düşünüp tamamıyla sayıyorum. Oy hırkatli, firkatli, hazin, elim, karanlıklı, dehşetli, karanlıklı. hale i ruhiye. Halet-i ruhiye'yi anlatıyor bunu. O yani hale i ruhiye'nin Bak. O hırkatli, hırkat, firkatli, hazin, elim, karanlıklı, dehşetli halet-i ruhiye Peki tersine döndürüyor. İyi dinleyin. Altı. Sururlu, surur, sururlu, neşeli, lezzetli, nurlu, sevimli, ünsiyetli bir halete inkılap etti. Bu da halet. Bir depoya halet. İslamiyet'in sırrıyla bu hale... Değişiyor. Ne yapmış? İnkılap ne demek inkılap? Köklü bir değişik kökten değiştirmek yani. Yumurta, tavuk, tavuk yumurta. Çekirdek ağaç, ağaç çekirdek. Bedelleşmek yani. Bedele, bedelleşmek. Görüyor musun? Bak nereden nereye dönüştürüyor? Ne ee, ile dönüşüyor? i̇man ile bilen. İman ile intisabını bilen ve eylemci olan alemci değil sırrı İslamiyetle İslamiyet eylemdir iman bağdır bak iman ile intisabını bilen bilmek bu ve sırrı İslamiyetle o intisaba göre hareket eden eylem insana her şey var şuur iman, -iman. intisap sonra sırrı İslamiyetle o intisaba göre hareket eden Eylem. Eylemsiz olmaz. Yani mümkün değil. Çünkü vicdan dört sebebinden bir tanesi eylemdir. İrade, zihin, his, latife rabban. İrade, i̇badetullah. ibadetullah. Eylemle çalışır. İbadet ikiye ayrılır. Menfi ve müsbet. Terkler ve eylemler. Sırr-ı <laughs> İslamiyet. Evet. Farklı şey. Farklı şey. İslamiyet değil. İmanla sırrı, iman farklı şey. İçindeki sırları ortaya çıkarma alın. Gizli şeyleri. Yani İslamiyet öyle bir e, şuurla, bir benimsenerek bir yapıyla e, dışa taşınıyor ki arkası sağlam, dolu. Öyle ana babadan kalmış miras bir İslamiyet değil. Yani öyle ev püf değil. Dop dolu. dolu. Evet Nadir abi. Dop dolu. Arkası dolu bir eylem. Arkası var yani. Lemalar 250. Ahbabın gittikleri alem karanlıktı değil. Yalnız yerlerini değiştirdiler. Lemalar 252. O hızlı gideyim ya. Elbette sizlere ihtiyarlıktan gelen karanlık ve gaflet. İhtiyarlıktan ne geliyormuş gaflete bak. İhtiyarlıktan gelen karanlık ve gaflet ve tesurat ve teellümata iman kafi ve vafidir. İhtiyarlık bu şeyi doğurur. Eğer adamın kitap okuması yoksa bir Müslüman dahi olsa bir ihtiyar Müslüman ama derse gitmiyor. Ama kitap okumuyorsa şu dört tane alet var. Akrabanıza böyle bakın, ananı babanıza. Elbette sizlere ihtiyarlıktan gelen karanlık, vehmi, gaflet, tesirat, telumat olur. Abi bu halet, his latife midir? <laughs> e, latifedir, his değil. İçi doludur. Fiziksel sinir midir? Hissin fiziksel hali sinir midir? Anlamadım mı? Hissin fiziksel karşılığı sinir midir? Ee, yani fiziksel evet. Evet. Hissin e, eyleme dışa vuruşu hissin eyleme dışa vuruşu sinirlerle olur. Sinir yani. Asabilik. Damarlardaki sinirler. Evet. Lemalar yani onun için kendini böyle bu derslerle tanımladır mı böyle? Kendini içe bu ne yapıyorsunuz biliyor musun? Ne oluyor? Ne bunu okuyoruz? Birkaç tane anlatayım. Bunu okurdukça içeriye taşınıyoruz. Hep kendinizi unutmadınız mı şimdi? Mehmet Allah aşkına kendini hatırladın mı şey hiç. Unutuyoruz. Yani bu sefer beraber işliyoruz. Karanlığın dimadaki karşılığı, kalpteki karşılığı, eylemdeki karşılığı. Bak karanlık adama bak. İhtiyarlık bir Halettir. Yok vücudu yok öyle bir şey. İhtiyar denen bir şey yok zaten. Benim 6 aylık bu hüc hücrem var. Senede 2 defa değişiyorum. Hangi hücrem 50 senelik bana 50 yaşına diyorsunuz? Nerem 50 ya? Kulağım Nerem ya? Arkadaşlar biz doğduk bir daha söyleyeceğim. Aynaya çarpsam ilk defa 20 yaşında 80 yaşında 80 yaşındayım. Aynayı pat diye getirseniz aynaya baksam ben 80 olduğumu nereden bileceğim? Kim demiş 80'dir? Hatta desek, bak bakayım kaç yaşındasın, ne demek yaşı ya? Bir ses geldi bana, yaş... Ya sen kaç yaşındasın? Ya ne diyorsun sen ya? Sen kimsin bir kere? Ses nereden geldi? Ne yaşı? Ya işte ya, ya işte Yani tipinle Buna bile mana veremez. Zaten etiketi olmayan işler yapamıyor abi, boş geçiyor. Yok evet. bir yok yani. Şimdi zaten trafikte de öyle değil mi? Erdinç denen hücrelerin sayısındaki azalma mı? Hayır. O azalmaktan benim yüklediğim mana. Diyorum ki Hasan 500 hücre vardı. Aynaya baktım. Bu sene 2014. Hasan 50. Tamam 51 tam olsun. 2014 51. Ay vakti tabi azaldı tabi. Devamlı baka baka alemimizde bir miyenk oldu mu ölçü? Ona göre bu. Zaman da öyledir. Öncelik sonralık. Zamanın vücudu aracısı yok ki. Öncelik sonralık. Eşeğe yaptığı tesir. Dün bugün. Yani öncelik sonralık. Şimdi baktım böyle. Şimdi daha sonra çöktüm. E, hücre değişti. Ha, bu tık tık tıklara bir isim koyduk. E, onda da gördüm. 50 diyelim. 51 diyelim. Biz koyduğumuz nam verdik. Öyle bir şey yok. Ölüm denen bir şey de yok. Şöyle, ne demek? Ölüm tahvili vücuttur, ee, tepdiri mekan mekandır, ıtlakı ruhtur, beden kafesinden Ruhun uçmasıdır. Buna ölüm var. Ölüm diyorsanız ölüm vardır. Kafire vardır. O zaman abi yaştan şey şişmanla yaşlanması lazım. Üzle, <laughs> hücreleri çok ya. Evet. İşte <laughs> hücreleri çok ama diyelim ki bir İ -İ -İ X Hasan diyelim. 120 kilo. Onu bile alemimizde bir koyduk. 2013 hücresi belli, tipi belli. Ama o yaş şey hücresi çok olsa benim 10 yoksa ama ona bir tak koyduk ya veya başka insanlarla kıyas ettik. Yani yaşlı biz baka baka, çocuğa baka baka, insana yani nispi bir ölçü geldi. Vücut haricisi yok bunun. O zaman acil düşen kim abi? Yani? Ha? Ortalık acil. Acil düşen kim abi? Ben de onu arıyorum zaten. Bu hakikatin nispiyeni iyice çözülmesiyle ortaya <laughs> çıkıyor. Hani işaret ediyorlar ya her şeye bir bağ olmuş ha, hakikatin ismiye. Evet, hakikatin ismi işte. Zaten bu dersler niye öteye taşınıyor? Bak öteye geçtikçe burada bir şey tanımlayamıyoruz. Burada bocalıyoruz. E şimdi bak bir ihtiyarlı bile tanımlayamıyoruz burada. Çünkü öteye geçiyorsunuz bakın. Fikren şu anda ötedeyiz. E şimdi e, tanımla hadi burada. Ne bileyim ya işte öyle diyorlar işte diyoruz yani. Ha tanımlama ne ne nesi ya. Karanlık denen bir şey yok. Ben, çoğu diyecek bana bu dersten sonra kafayı yedi diye, hepinize diyecekler açılmasıyla insan yavaş yavaş aciz düşüyor çünkü mesela Üstad Cennet bahsinde bahsediyor. Dünyada diyor ölümün zahiren sebebi gidenin geleni karşılamaması diye bahsediyor ya abi. Evet. Yani hani peçe dediniz ya abi. Evet, ölüm mesela acı giren gıda ile çıkan gıda eşitsizliğinden ha. Cennette de bu sistem çok iyi. Yani kudretle taluk edeceğinden... orada ebedi bir hayat var. Çünkü mesela. giren ve çıkan eşit. Eşit. Fakat eşit. O zaman çökme yok. Peçenin açılması, ölümün o siyah çirkin yüzü güzelleşiyor abi. Peçe açıldıkça hücre sayısı yani zahiren değişiyor. Tabi nesbi olarak bu e, bu ihtiyarlık diye gözüküyor. Halbuki vücutta... Bizim verdiğimiz isimdir ihtiyarlık. Isimdir. Üstad 24. sözde diyor ki her şey kemale doğru gider. Evet. İhtiyarlıkta kemale doğru gitme ve hakikatine gitme var ya abi. Evet zaten şeydir, yetim kimdir? Allah'tan uzak olan. Peki gurbette kimdir? Günahta olandır. Günahta olan gurbettedir. Hakikatından biz bu, bu, bu şeriattaki günah demiyor. Yani günah derken yani hakikatından uzak. 230 Devamını okusaydın abi. Söyleyeyim ya, devam <laughs> de, oku bakayım abi. Siz neresi? Ha, hangi? 200 kaçtı? İki getirmiş oldu. 4 karanlık okudun ya. 252'de. He 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 he. Nedir devam, abi? Devam, o, devam et bir oku. Ben şey yazmamışım. En karanlık ve en nursuz ve tesellisiz ihtiyarlık ve en elim ve müthiş firat ehli dalaletin ve ehli sefahatin ihtiyarlıklarıdır, firatlarıdır. Bir de okur musun? Asıl en karanlıklı ve en nursuz ve tesellisiz ihtiyarlık. İşte bak bu dördün karşılığı. En elim ve müthiş firav ehli dalaletin ve ehli sefahatin ihtiyarlıklarıdır ve Ya. Evet. Çok güzel. Hadi biraz da çabuk gideyim. Lemalar 252. Asıl en karanlıklı ve en nursuz ve tesellisiz Aynı almışım. <laughs> Öte devamıymış. Devam. Önce Asıl. Öncesi yoksunuz, öncesi e, tamam işte burayı bu kadar bitirdim. bir daha onu da almışım ayrıyeten. He? Hayırlısıdır. Evet. Asıl en karanlıklı ve en nursuz ve tesellisiz ihtiyarlık ve en elim ve müthiş frak ehli dalaletin ve ehli sefaatin ihtiyarlıklarıdır ve fraklarıdır. Ben hayret etmiştim. Nasıl almadım diye. Vallahi çok hayret ettim. Eline... <laughs> Ayrı bir madde daha. Lemalar 315. Ehli dalaletten ehli dalalet gelsin... ...baksın... Bak dinliyor musunuz? Bak ne diyecek. Ehli dalalet gelsin... ...baksın... ...gireceği ve düşün, düşündüğü... ...kendi kabri gibi... ...kendi dalaletinden ne derece... ...dehşetli bir zulmet bir karanlık ve yılanların, akreplerin yuvası bir kuyu olduğunu görsün. Kuyuya bak. Kuyu kuyu. Kabir, ehli gafletin kafirin nazarında kabir ne olacak ve öyledir. Ya alemin de ha daha da cehenneme koymadı Allah. Alemin de şu oluyor kafirin kabir. Dalalet, ehli dalalet gelsin, baksın, gireceği ve düşündüğü, gireceği ve düşündüğü, kendi kabri gibi, kabri gibi. Neresi biliyor musun? Yaşarken bak kabre sokuyor. Kendi dalaletinden ne derece dehşetli. Bir, bir zülmet Üç, bir karanlık. Dört, yılanların. Beş, akreplerin yuvası bir kuyu olduğunu görsün. Zincirli kuyu. Zincirli kuyu <laughs> mezarda. <laughs> Zincirli. Öyle hiç takmışlar. Doğru. lemalar 330 fazla şey yapmayayım ki yetişeyim bitireyim daha son olsun ya 5 tane ders olmasın ya bu makineyi hayat vasıtasıyla nereye koşturuyoruz o da var ya bak bu makineyi hayat vasıtasıyla bu karanlıklı bir fani iki süfli olan alemi dünyayı latifleştiriyor ışıklandırıyor bir nevi beka veriyor Baki bir aleme gitmeyi hazırlattırıyor. Ne acayip bir şey. Makine hayat. Hayata makine diyor. Hayata makine diyor makine. Makine insani dersi yapılmış zaten. Yapılmıştı değil mi? Bizdeyiz. İşte makinesi. hayat makinesi. Acayip bir şey ya. Ne yaparmış bu hayat makinesi? Karanlıklı, fani, sufli olan alemi dünyayı bir latifleş, latifleştiriyor. iki ışıklandırıyor. Üç beka veriyor. Ee, daha yaşarken mesela baki bir alemi gitmeye hazırlattırıyor. Baki aletleri yaşattırıyor. Mesela şöyle. Mesela Azrail Aleyhisselam mesela bir peygamberdir meleklerin. Gelecek. Şaşırmayacağız ki biz zaten onunla yatıp kalkıyoruz devamlı. Panik ne yapacağım ki şimdi gelse ne yapacağım ki? Niye panik yapacağım ki zaten onun bahsetmediğim, meşgul olmadığım saatim yani günümüz yok. Üstad ne diyor? Ben diyor şimdi gelse diyor. kabul ederim. Diyor. E şimdi kabile girdik. Men Rabbuke. Dedi. E men aa sen kimsin ya? E ve zaten biliyordum canım. Ben münker mekir dersini yapmışım. Senin kim olduğunu ben biliyorum. Dünyada zaten gördüm. Niye? Benim şaşıracağım, panik diyeceğim bir soru sormayacak ki. Bir bölü ki nedir diye sormayacak. Tıpı çözdemeyecek bana diyecek ki eğer sen kardeş hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Bir şey sürprizlik yok. Defteri açacaklar. Seyrettiklerimi seyrettin. Seyretmediklerimi etmediklerimi seyretmedin diyecek. Oradan geçeceğiz. Daha yani pasaport dairesine geçeceğiz. O adam yani bir dakika sen gel. Pasaporttan geçeceksin. Sen bana pasaport alırken havalimanında kime karşılaşacağımı hesap etmiyor musun? <laughs> ya arkadaşlar münker mekil burada zaten. Allah bana soruyor burada soruyor. Geldi karşıdan açık saçık. Bakıyor musun bakmıyor musun? Beni mi onu mu? Tercih ettin bakmamayı. Nükem defterine geçti şey kiramen katiplerine. Bakmadı. Kabirde baktı çıkar mı? E baktın bir filme. Bakmadın yazılır mı? O zaman ne, ne? yani Nükem ne korkuyorsun? Zaten sen biliyorsun bunları. Ben yani çok yazın geldi abi <laughs> Diğer zaman geliyor. <laughs> Şey fazla gelmiyor. Ben o yazına <gülüyor> demişim <gülüyor> ki ben yazına demişim ki dünya ve ahirette yanmanın yolu plajlardan geçiyor. Dünya ve ahirette yanmanın yolu plajlardan geçiyor. Hadi bakalım. Lemalar e, şey, şualar 14. Hiçlik karanlıklarına atıldıklarını gördükçe yani vehimde bir hiçlik kuyusu var. Hep şey Halet. Arkadaşlar usta da bak ya. Simge sembollarla doldurmuş külli atı. Hiçlik karanlıklarına atıldıklarını gördükçe adam her yaptığı ameli çocuğu karısı hiçlik karanlıklarına düşüyor. Bu adamlar nasıl yaşıyor ya? Usta diyor ki yaşamaması lazım. intihar etmesi lazım. İptal isneminden kafayı uyuşturuyor ondan. Şualar 17. Zaman-i tarafı bir mezar-ı ekber. Mustakbel bir karanlık ve yukarı bir dehşet. Ve aşağı ve sağ ve sol taraflarında elim ve hazin haller halmiş bunlar. Hadsiz muzir şeylerin tahacumatını gördüm imansızlıkla. Şualar 69 imansız nazarıyla bakılırsa, gaflete bakılırsa yani vahşi evhamın bu hadistir. Ben evhamı, vehmi şöyle gördüm. Peygamber Hazretleri'nin hadisin bilmana söylüyorum. Ee, en deşetli bir latifedir diyor vehim. Acımasız, bile. Ha? Acımasız, Acımasız bile. bir <laughs> latife. Ha. Acımasız bir latife. Ne yaparmış o ne yaparmış? Ne yaparmış? Yoku var var. Yok. Yoku? Hayır, var. Yoku? Var gösterir. Varı yok gösteren kim? Vesvesi. Vesvese. Vesvese kalbidir. Varı yok gösterir. Vehim dimadadır Yoku var yapar. Bak. Vahşi evhamın evham öyle bir vahşi ki yani can, aslanların o tarlalarında çölleri gibi değil. Vav. Yani adam düşün. Sen as canavarlar e, aslanların içine düşsen Korkudan ağlarsın değil mi? Kaçarsın ölmemek için. Öyle değil mi? Parçalanmamak için. Ama vehim, vahşet o kadar yapmış ki adam intihar ediyor. Ölmemek için orada imdat diye bağırırken o vahşi ormanda burada anlıyor musunuz kıyas ettiğim şeyi? Çok ne kadar dehşetli. Ay, az canavarların, timsalların, yılanların, akreplerini bileyim o bilgeselleri görmüşsünüzdür. O bir tane köpeğe benzeyen bir tane şey var ya o, o, o çok sırttan. Onun kadar köpek bir şey görmedim. <laughs> en en aşağılık dedim ama zaten köpekmiş. Onun kadar pis bir şey görmedim. Onunla ölmek istemem yani. Ötekiler takkan nefesi yapıyor. Böyle bir aşağılık şey e, sıfatını yapıyorum. Orada bak ölmemek için sırttanla bağırıyorsunuz değil mi? Arabaya kaçıyorsunuz? Ne kadar o korkusunu arabaya götürmüş. Tamam? Şimdi kıyas ediyorum, taşıyorum seni. Ne kadar korkunç ondan daha dehşetli vehim vahşetinden e, azap duyuyorsun ki intihar ediyorsun, ölüyorsun. Orada ölmemek için bu, burada ölmemek ölmek için böyle yapıyorsun. O zaman o tarladan, o çölden daha dehşetli burada sırtlan var. Yılan var. Timsah var, akrep var diyorum. Anlıyor musun? Vahşi evhamın hadsiz karanlıklarından. Hatta yok. Hadsiz mufarakat. Yaktın beni, köfte ettin, virane ettin bu işte. Bir firaktan beni terk ettin. Ben, ben sana varamadım firakından intihar eden adam. Hadsiz mufarakat ve firakların elemlerinden kurtulup diye devam ediyor. 69 galiba dördüncü şua, şualar. Şualar 123. Yani cümle aldım ki çabuk geçelim. Fetret asrının karanlıklarından. Hani o kadar dehşetlidir ki. Fetret asrında adama zina yapsa, içki iç, içse, namaz Allah'a iman etmese bile ehli cennettir. Çünkü din gitmemiş. O asra ne diyor? Karanlık diyor. Demek ki dini olmayan bir insanın, ameli olmayan bir insanın, yani derecesine göre imanı yok. Demek ki zifiri karanlık. Ondan sonra Adem-i Sıfta var. adem mutlak zaten yok. Adem var. Yani din olmayan insanda, din olmayan insanda o nispette karanlık. Bak Fetret Asrı'nın karanlıklarından din yok. O zaman oraya, karanlık denmiş. Şualar 168. Üç karanlık içinde bütün validelerinin erhamında. Orası da karanlık. şuallar 231. Bilhassa küfrü mutlakın ve nifakın ve irtidadın öyle karanlıklı ve deşitli elemleri ve manevi azapları var ki. Bir daha kokuyum. Bilhassa küfrü mutlakın, iki nifakın, münafıklığın, üç irtidad. Münafıklık, münafıklık sıfatı bizde de yer yer var. Gidiyoruz onun lafını ona götürürüz. Onun başını oraya götürürüz. Bu da münafıklıktır. Öyle yani hep harici veriyoruz. Nifakın ve irtidatın. Mesela irtidat ne demek? Mürted. Din, mürted, dinden çıkan. Biz de İslamiyet'ten yer yer çıkıyoruz zaman zaman. Nurculuktan çıkıyoruz. Gıybet etmek, haset etmek, yalan konuşmak irtidattır. Kendinden, irti, kendinden çıkmaktır. Sıfat itibariyle. Mesela kis diyor küfrün sıfatıdır. Yalan lafzı kafirdir. Kafirin kullandığı özelliktir. Biz, biz de kullanıyoruz. O anda irtidat ediyoruz kendimizden. Kendimizden çıkıyoruz. Şi, kişiliğimizden sıyrılıyoruz. Hep harice verdik bu irtidatı. En büyük irtidatı biz yapıyoruz kendimize. En büyük münafık biziz. Kendimize yalan söylüyoruz. Fıtratımıza rağmen farklı yaşıyoruz. E münafıklık değil mi? Münafıklık sıfatı yani hakikatımıza şeriatı münafık dediği değil ha. Dışarıdaki münafık değil. Kendi hakikatından yalan söylüyorsun. Onun için Allah Resulü'ne sormuşlar. Ya Resulallah Müslüman bunu yapabilir mi bu günah? Yapabilir. Şu günahı yapabilir mi? Yapabilir. Ya Resulallah yalan diyebilir mi? Diyemez diyor. Dediyse irtidat etti. Neyinden? Hakikatından. Hakikatından irtidat etti. Adetullah'a yalan söylediği için münafıklık yaptı. Başka? Şualar 237 durmayayım. Durursak böyle sıkıntı oluyor. Bana da dokunuyor. Allah'a ve ahirete iman bir güneş gibi. Aslanım benim. Ben çok seviyorum öyle şeyleri. O karanlığı izale etmek lazım. Allah'a ve ahirete iman. Bak Allah iman böyle. Kaynak noktası. Yani kaynak. Mesela sıkıntıda hemen sığınıyoruz. Allah diyoruz. Ahirete iman ise fıtratımızı cevaplayan, imdat diyene koşuluyor. Beka istiyorum. Dünya diyor ki yok böyle bir şey. Ahiret diyor ki imdadına bende cevap var. Ne istiyorsun? Beka istiyorum. Gel bana. Evet istiyorum. Gel bana. Kanser istemiyorum gel bana diyor. İmdadına verilen cevaptır. Noktayı istimdat. İstimdat ediliyorsun. Yardımına koşuluyor. Neyle? İmanı bil ahiret. Eğer bir imanı bil ahiret, ahiret iman, inancı diyor ustad. Bir eve hükmederse orada buhran olmaz. Orada sıkıntı, kavga, gürültü olmaz. Karı koca kavgası olmaz. Kula herkes hakkını bilir, hududunda kalır. Zulüm yapmaz çünkü ahiret inancı da ahirette beraber olacağız. Zaten ahirette şimdir, aşımdır der vesaire. Uzatmayayım. Şualar 254. Hiçlik karanlıklarından hiçlik karanlıklarından halet değil mi? Vehim. Yani vehim bir karanlık. Şualar 259. Ve kabirde yalnız kimsesiz kabirde yalnız kimsesiz karanlık soğuk dar. Abdur şey Murat bunu da sen yaparsın. 5. Bir, Beş, bir daha 259 şu alar. Kabirde yalnız y. Kimsesiz. 3. Karanlık. 4. Soğuk. 5. Dar bir hapsi müferitte bir tecridi mutlak içindeki tevahuş ve mevsiyetten tedehüş ederken yani kabire bakıyor adam zahire yalnız Kimsesiz. Karanlık, soğuk, dar. Bunu baktı aptal değil ki. Kafa çalışıyor da kanser değil ki. Ya adam kanser ama kafası kanser değil. Çalışıyor. Kafası çalışıyor. E ne olacak peki? Maziye bir baktı. Mazide amel yok. Mazisi olmayan merdiven basamağı yokken öteki merdivene nasıl çekeceksin? Şimdi kanser olmuş adam yatıyor. Aptal, değil ki kafa çalışıyor kanserim diyor. E ne olacak biraz Soru gelecekler. Eve yine maziye bir bakıyor şöyle bak bakalım bana. Maziye bir geçiyor. Ulan hiçbir şey yok. Namaz yok. Oruç yok. Zekat yok. Örüş, öşür yok. Derse gitme yok. Kitap okumamış. Kazaya başlamamış. Televizyon, internet, rezil kepaze şey yapmış. Böyle bakıyor. Mehmet söyle, söyle bana kanser böyle nasıl bakar, nasıl ümitli olur? Kanser o değil. Kanser, bu kanserin açtığı ruhsal düşünce kanseri. Arkadaşlar beden kanseri bizi huzura götürüyorsa öp de başına koy. Namaza, oruca götürüyorsa ama ruhun şey bedenin değil de ruhun kanserse ne namaz olur, ne itikat olur, ne oruç olur. Çoğu insan ruhsal kanserdir. Tamam Oruç yok, namaz yok. Nedir o? Seratan. Seratan Arapçası. Ama beden kanseri seni hakka, hakikata götürdü, uyandırdı. Ne kanseri kardeşim? Ha vesilelere bakılmaz. Neticeye bakılır. Kanser seni nereye taşıdı? Söyler misin bana? Oruca, kaza namazına, zekatına, daha gayretine götürdüyse öpte başına koy. Nerede bulacaksın onu? Dünyanın kanseri, ahiretin sultanı. Dünyada ruhu kanser, ahirete cehennemiz zumara. Hangisi kanser? Ya böyle bir ders dinlese ya ne bileyim kanser adam. Ne bileyim böyle bir derse muhatap olsa ne bileyim. Adam ne adam fırlar ya yukarıya çıkar ya. İbre yukarıya çıkar bedensel kanseri de atar ya. Dedim bak. Kanseri buraya tutarsan canlı. Aklın kanser olur. Aklın kanser olur. Akıl da vücuda hep kanser muamelesi yapar. Kansersin, kansersin. Ona göre. Ne demek hocam dedi Kadın. Burada kanseri sil. Kanser varmış gibi ilacını al. Git iş yap. Yemeğini memeğini seç be. Sünneti yaşa. Diyetmiş mi ne etmiş diyetini yesinler. Kaldır onu. Müsl beraber oturun. Sünneti uygun ye. Sünneti göre yaş. Eğer şu ile bak iyi dinleyin. Sırı şu bulduğum külliyattan. Çay içiyor. Herkes de içmiyor, ot içiyor. Niye? Ben kanserim. Tak, canlı tuttun gene orada. ben bu yemeği yiyemem, tamam mı? Niye? Ben kanserim. ben bunu yapamam. Niye? Kanserim. Devamlı akıl kanserliğini canlı tutuyor. Hatta hastalara diyorum ki psikoloji. Abi hastam var, sıkıntı var, ne okuyayım? Hiçbir şey okuma. Bir şeye bir şey okumak onu canlı tutar, var eder. Hiçbir şey okuma, vücut verme. Adem'e vücut rengini verme. Zaten Kur'an'ı okuyorsun. Ben okumuyorum arkadaşlar. Tık tıklar duyuyorum, şeyler duyuyorum. Hiç almıyorum. Evet. Bazı özel dünyamı anlatıyorum. Bugün gelirken birisine gittik ya konuşmaya. Bir özel görüşmeye gittim. Gelirken beni rahatsız etti. Şöyle. Ya niye söylüyorsun her gün cüz okuyorum. Bilmem abdestsiz yapmıyorum. Tamam mı? Beni kendi başıma vicdanen bir hesaba çekti. Sonra vicdanım dedi ki bak ben bir noktada abdesti su içmiyorum, yemek yemiyor falan demek de belki rezil kepazeliğimi veya bana şurada yaptı. Niye dershanedeki geçmişindeki bazı şeyleri söylüyorsun? Mut yani emsalsanız yani bunların için Niye dershanedeki özelleri anlatıyorsun? Yani özel dünyanı belki de bazı rezilliğini anlat. Ta ki belki bir Müslüman veya bir Nurcu bunu dinler de kendi ha ben de benim gibi böyle bir şey yaşamış. Ha ben de yaşadığım kuyudan sen kuyudan üzerine tahta koyuyorum geç. Benim kafama bas geç kuyuya düşme. Ben böyle yaptım düştüm diyorum. Sen bas geç böyle düşünme için anlatıyorum. Özelleri serişte diyorum. Kepazeli mi de anlatıyorum belki. Ama ta ki sen kurtulasın. Sen düşmeyesin diye. Sen deneme yanılma belki şansın olmaz. Benim şansım oldu. Denedim yanıldım çıktım tekrar Allah çıkar. Ama sen inme. inme diye diyorum ki bazılar diyeceklerdir mesela. Ankara canibinden geldi. Ya dershanedeki bazı özel hayatları ya genelliyor. Evet genelliyorum. Dershanede özel hayat yok. Aynı aile gibiyiz ve evler de böyledir. Böyle bak diyorum. Mesela ne? Ben dedim yok mu yani kim kimizden gizleyeceğiz? Hangi cemaat hangi ev? Karı koca kavga ediyor deyip her şey bölüşülüyor. Bedenini bölüşüyorsunuz. Karı koca kavga ediyor. E ben emsalle kalacağım. Dava arkadaşına kalacağım. Bana kavga olmayacak. Böyle bir şey olur mu? Böyle hayal olur mu? Ha ben diyorum ki bak özelimiz. Ben emsalimle kavga ettim. Sizinle kavga etmem. Bugünkü çektim arabayı sağa. Kaç dakika bunlar? Ha niye bunları anlatıyorsun? Bunları hiç kimse demedi ya vicdanım. Bunları cevap verdim adama. Benim bu adamıma bu cevap veriyor. Ben diyorum ki bunları yaşayan şu anda insanlar var. Dershanede inim inim inleyenler var. Ailede inim inim inleyenler var. Ortak iş yapanlar inim inim inleyenler var. var. Ha, bu fakiri ben bir taş olayım, gübre olayım. Gübre veya su ağaç seçmez. Ben armutun suyuyum da beni niye şeftaliye koydun demez. Diyorum ki arkadaşlar mutemaz, mutema, mutemasilse, mutemayız değilse Emsal ise kavga kaçınılmaz. E dershanede vakıflar emsal olanlar var. Ha ben ne yaptım diyorum. Baktım sıkıntı var. Bu hizmette olan sıkıntılarına mesaj veriyorum. Diyorum ki Allah beni şöyle bir kuyudan çıkarttı ve muvaffak oldum. Sıkıntı var sakın savaşa girme. Sakın mücadeleye girme. Hemen kendine bir yer bul. Kavga yapma ta ki küçük bir hak. Haklı da olsan küçük bir hakkı alayım diye cemaatin aynini bozarsın. Huzurun kaçırırsın. Hemen git başka yere. Ben bunları anla, niçin anlatıyorum? Bu haletleri genelliyorum çıkış yolları. Ben çünkü çıkış yollarını anlatan bir insanım. Böyle biliniyorum ve ben böyle inanıyorum. O zaman her iyi dershanelerde veya ailelerde ya hepsi bir formül arıyor. Bir çıkış yolu alıyor. Bir zembil, zembil bir merdiven arıyor. Ben de size merdivenim. Diyorum ki benim kafama bas. Ben geçerken böyle bir kuyuya düştüm. Sen düşme. Düşme yani. Ne yaptım? Baktım kavga edeceğim değil mi ailede? Olan kadın bak hey heyleri geldi. Erkeğin veya kadını. Baktım böyle. Hemen bir iş bul kardeş. Bir bakkala çık. Bir bodruma git. Bir mutfağa git. Bir banyoda temizlik yap. Bir banyoya gir tamam. Bir duş al hemen soğuk suyla. Soğuk suyu almayı da şöyle yapacaksın. Bir anda kafanıza dökmeyin. Tenüs ettiriyorum sizi. Tabancanızı ayağınızdan böyle tutun böyle alıştır alıştıra falan Özellerimi anlatıyorum ki başkaları malzeme yapsın. Yoksa bazılarının zannı gibi dershanede yaşanan hayat hayattan kopuk değil hayatın tümünün içindeki bir hakikattır. Dershanede neler yaşanıyorsa evde Ki Sanki evlenmiş dedi. Evet. O kadar şeyler konuş. <laughs> sanki evlidir diyor. Evet bazıları. Sanki evlidir arkadaşlar. Allah'ın bana ikramı, elhamdülillah enfusü hakikatleri Allah bana ve men yutel hikmete fekat utuyen kesir. Bana Allah bu hikmeti kısmen verdi. Ve emma bir nimeti Rabbi kefa İster eşini al, ister reddet, ister kabul et. İster al, ister alma. Ben Rabbimin bana ikramını insanlarla, kullarınla bozuşacağımı Allah'ımla anlaşmam var. Ben mafak oldum, kavgaya girmedim. Sıkıntı olan dersi dershaneyi terk ettim. 20 senelik yerimi terk ettim. Yatağımı bile almadım. Hiçbir şey. Bir külliyatımı aldım. Kur'an'ımı ve Ömer Nasuh'un ve muhteka Fıkı kitabımı da aldım. Hiçbir şey almadım. Çekip gittim. Çünkü gömlek ve don atlet de dershanenin Bıraktım. Hadi benden eyvallah. Hep böyle yaptım. Sen de böyle yap. Mücadeleye gir. Tamam. Mı? Peki. Bir dersten bırakalım mı? Tamam. Gitmiyor. Ne yaparsam gitmiyor. Tamam. Peki. Vafir davahum enelhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha te